Merhaba arkadaşlar ben Rakitek. Bugünkü videomuzda Solana ekosisteminde hızla yayılan memecoin'lere yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları konuşacağız. Kripto dünyası son yıllarda büyük ilgi gördü. Özellikle memecoin'ler sosyal medyanın da etkisiyle hızla popülerleşti. Ancak memecoin'ler yatırımcılar için hem büyük kazanç fırsatları sunarken bir o kadar da büyük riskler taşıyabiliyor. Eğer Solana tabanlı memecoin'lere yatırım yapmayı düşünüyorsanız Önceden bilmeniz gereken kritik detaylar var. Bu videoda Mimcoin'lerin doğasından, potansiyel risklerden ve kazanç fırsatlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım sizlerle beraber. İlk olarak Mimcoin'lerin nasıl çalıştığını anlamak çok önemli. Mimcoin'ler genellikle esprili bir dille veya şaka amaçlı oluşturulmuş kripto paralardır. Dogecoin ve Shiba Inu gibi coin'ler bu tür kripto paraların öncüleridir. Ancak bu projelerin değer kazanmasındaki en büyük etken gerçek teknolojik altyapılarından çok topluluk desteği ve sosyal medyasının etkisi olmuştur. Solana üzerinde yükselen meme de benzer bir yapıya sahiptir. Meme fiyatları kullanıcıların ilgisine, sosyal medya hype'ına ve genellikle spekülasyona dayalıdır. Bu coinler kısa vadede büyük kazançlar sağlasa da aynı düşüşler yaşayabilir. Yani meme yatırım yaparken bu coinlerin doğası gereği volatil olduğunu ve büyük dalgalanmalar yaşayabileceğini unutmamalısınız. Meme coinlerin coinlerin başarısında en büyük rolü topluluk oynar. Bir meme coin ne kadar büyük ve aktif bir topluluğa sahipse, değeri de o kadar hızlı artabilir. Özellikle Twitter, Reddit veya Discord gibi sosyal medya platformlarında bu topluluklar oldukça aktiftir. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız, düşündüğünüz meme coin'inin arkasında güçlü bir topluluk varsa, bu coin gelecekte daha fazla değer kazanma potansiyeline sahip olabilir. Soğanla üzerindeki Coin'lerin çoğu da aktif topluluklarla desteklenmektedir. Örneğin Samoyed veya Woof gibi projeler geniş ve tutkulu bir topluluk tarafından destekleniyor ancak dikkatli olunması gereken bir nokta var. Eğer topluluk belirli bir meme coin'e olan ilgisini kaybederse bu coin'in değeri hızla düşebilir. Bu yüzden topluluğun büyüklüğüne ve aktifliğine dikkat etmek önemli bir değerlendirme kriteridir. Meme coin'lerin en dikkat çekici özelliklerinden biri son derece volatil olmalarıdır Fiyatlar kısa sürede hızla yükselip hızla düşebilir. Örneğin bir meme coin bir anda sosyal medyada viral olabilir ve fiyatı katlanarak artabilir. Ancak aynı hızla değer de kaybedebilir. O yüzden meme coinlere yatırım yaparken risk yönetimi yapmak çok çok önemlidir. Kendi yatırım stratejinizi belirlerken Yatırım yapacağınız miktarı da dikkatli seçmelisiniz. Kripto para piyasasında özellikle meme tüm birikimlerinizi riske atmak oldukça tehlikelidir. Meme coinler yüksek riskli varlıklar oldukları için kaybetmeyi göze alacağınız bir miktarla yatırım yapmalısınız. Ayrıca portföyünüzü çeşitlendirmek ve sadece meme değil daha sağlam projelerde yatırım yapmak akıllıca bir strateji olabilir. Solana blok zinciri Ethereum gibi diğer platformlara kıyasla çok daha düşük işlem ücretleriyle ve yüksek hız sunar. Bu da MIM coin projeleri için Solana'yı ideal bir zemin haline getiriyor. Solana tabanlı MIM bile alım satım yaparken düşük işlem ücretlerinden faydalanabilirsiniz. Örneğin Ethereum tabanlı MIM işlem maliyetleri oldukça yüksek olabilirken Solana'da bu maliyetler oldukça düşüktür. Ancak düşük işlem ücretleri hızlı kazanç fırsatları sunduğu kadar hızlı kayıplar yaşama riskini de arttırır. Mim anlık fiyat değişimlerine tepki vermek için hızlı hareket etmek gerekebilir. Bu yüzden soğanlarının işlem hızının avantajınıza kullanarak doğru zamanda alım satım yapmak önemlidir. Mim coinlerin çoğu esprili projeler olsa da bazıları sağlam ekipler ve iyi geliştirilmiş yol haritalarıyla karşımıza çıkabilir. Eğer bir Mim coin'e yatırım yapmayı düşünüyorsanız projenin arkasındaki ekibi ve geliştirme planlarını incelemeniz faydalı olacaktır. Bazı Mim coin projeleri sadece kısa vadeli kazançlar hedeflerken bazıları uzun vadeli büyüme planları yapabilir. Örneğin Chihuahua ve Franks gibi projeler belirli bir vizyona ve yol haritasına sahip olabilir. Bu tür projelerin gelecekte daha fazla değer kazanma potansiyeli vardır. Yani sadece topluluk desteği değil, aynı zamanda projenin arkasındaki teknolojik altyapı ve ekip de değerlendirilmelidir. Kripto dünyasında sosyal medya özellikle meme coinler için büyük bir itici güçtür. Ancak hype bazen yatırımcıları yanıltabilir. Bir meme coin sosyal medyada hızla popüler olabilir. Bu yüzden bir FOMO yaratabilir. Yatırımcılar bir coin'in hızlı yükselen fiyatını gördüklerinde panik halinde yatırım yapabilirler. Ancak bu tür ani kararlar genellikle büyük kayıplara yol açar. Yatırım yapmadan önce bir coin'in sosyal medyada ne kadar konuşulduğunu takip etmek önemli olsa da, bu hype'ın gerçekçi olup olmadığını iyi analiz etmek gerekir. Sadece kısa vadeli sosyal medya etkisine kapılmak yerine uzun vadede projeye güvenip güvenmediğinizi değerlendirmeniz önemlidir. Kripto para dünyasında özellikle MIM coinler gibi spekülatif varlıklar için hala birçok ülkede regülasyonlarla karşı karşıya. Regülatif belirsizlikler MIM coinlerin değerini etkileyebilir. Eğer bir ülkede MIM coinler yasaklanır ya da sert regülasyonlar getirilirse bu coinlerin fiyatı hızla düşebilir. Bu yüzden yatırım yapmadan önce bulunduğunuz ülkede yasal durumu ve kripto paraları olan yaklaşımı iyi incelemeniz önemli. Özellikle meme coin'lere yatırım yaparken regülasyon riskini göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin bir meme coin aradığınızda örnek veriyorum bir siteye geçelim. Burada mesela Solana üzerindeki meme coin'ler mevcut. Hangisini isterseniz seçtiğiniz bir meme coin'e gittiniz mesela. Ben buradan Samuel'i seçeyim mesela bilindik olarak burada soğanın üzerindeki değerini, şu anki piyasa değerini vesaire binlerce detayı görebiliyoruz. Aynı zamanda araştırma yapmak istediğinizde burada web siteleri ve diğer sosyal medya platform linkleri mevcut. Buradan örnek veriyorum web sitelerine hızlıca gidebilir ve web sitelerindeki roadmap'lerini, tokenomics'lerini vesaire inceleyebilirsiniz. Örnek verelim, burada gittiğimizde 2024 yılında neler yapmak istediklerini bu roadmaplerinde görebiliyoruz. Siz de sayfayı Türkçe'ye çevirerek buradaki detayları inceleyebilirsiniz. Bunun gibi birçok coin'i bu platformlardan inceleyebilirsiniz. Hepsinin kendi siteleri ve roadmapleri, tokenomics'leri paylaşılmış bir şekilde bulabilirsiniz. Sonuca geldiğimizde sona tabanlı coin'ler düşük işlem maliyetleri ve hız avantajları sayesinde hızla popülerleşiyor. Ancak bu projeler büyük kazanç fırsatları sunduğu kadar büyük riskler de taşıyor. Meme coinlerin spekülatif doğası, topluluk desteğine ve sosyal medya hype'ına dayalı olması yatırımcılar için hem fırsatlar hem tehlikeler yaratır. Yatırım yaparken risk yönetimi, topluluk büyüklüğü, proje ekibi ve sosyal medyada yaratılan hype'ı dikkatlice analiz etmek sağlıklı bir yatırım stratejisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Her zaman olduğu gibi kripto paralara yatırım yaparken dikkatli olun ve kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktarla yatırım yapın. Ben Rakitek. Bu videoda soğanın üzerindeki meme coinlere yatırım yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattım. Yorumlarınızı ve sorularınızı benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.